Abdurrahman Dilipak Ayşe tatile çıkabilir. Londra'dan gelen telefondaki ses Ayşe tatile çıkabilir diyordu. Kıbrıs harekatı bu telefonla başladı. Donanmaya hareket emri verilmişti. Gemilerimiz Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Kıbrıs önlerine gelindiğinde komutanların kulakları TRT'deydi. Her şey olağandı. Olağan olmayan tek şey donanmada yankılanan TRT radyodan yapılan müzik yayınıydı. Kahramanlık türküleri çalınıyordu. Tam da Kıbrıs önlerine geldiklerinde Ayten Alpman'ın Bir Başkadır Benim Memleketim çalmaya başladı ve hemen ardından da çıkartma. Şimdi tahşiye olayını düşünün. Burada tahşiye operasyonu için Ayşe tatile çıkabilir karşılığını düşünün. O ses Gülen'in sesidir. TRT'nin yerine Samanyolu TV'nin o malum dizisini koyun bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor. Demek ki basın her zaman sadece basın değildir. Cemaat büyük ölçüde deşifre olmuş durumda. Yargı süreci henüz tam olarak başlamadı. Derin devletin örtülü kitleri var. Paralel devletin de örtülü kitleri var. Daha sıra onlara gelmedi. Medya ayağı zaman ve zaman yolundan ibaret değil. Bugün paralel medyanın yöneticilerinin Balyoz ve Ergenekon davasıyla ilgili yazdıklarını bir kez daha gözden geçirsinler. Çünkü bu hep önlerine konacak. Gülen'in avukatları da bugün başka basın mensuplarını suçlamak için ileri sürdükleri argümanların aksini ispat için yarın zor durumda kalabilirler. Akılsızca işler yapıyorlar. Sosyal medyada bana yapılan hakaretlere dava açacak olsam, 40 avukatın 40 gün çalışması gerekir. Sırf o hakaretler yüzünden yüzlerce kişi hapse girebilir ve ağır tazminat ödemek zorunda kalabilirler. O zaman kendilerine yardım edecek kimseyi de bulamazlar çevrelerinde. Rahle yayın evini ziyaret ettim. Yayın evinin sahibi Mustafa Kaplan, aynı gazetede yıllarca yazarlık yapan bir arkadaşım. Ziyaretin muhtevasını hem sosyal medyada ve kendi köşemde görüşmeyi anlattım. Bizim paralelciler bu ziyareti bugünkü davayı başlatan sürecin başlangıcı olarak anlatıyorlar. Oysa suç duyurusu Nevzat Çiçek ve daha sonra Hasan Karakaya'nın açıkladığı gibi çok önceden olmuş. Kaldı ki bu konuda niye size yapılan haksızlıklar konusunda şikayetçi olmuyorsunuz desem ne olur ki? Bunların korkuları akıllarını zail etmiş. Ayak seslerini duydukları büyük davanın korkusuyla bugünden eski bir davaya ilişkin mağdurların kişisel hak arayışlarını vesile ederek topyekün bir saldırı başlatıyorlar. Olayı basın özgürlüğüyle ilişkilendirerek dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Paralelciler önleyebiliyorlarsa kırmızı bülteni değil. Amerika'da bu paralel yapının arkasındaki CIA ve Rand Corporation'ın sorumluluklarının masaya gelmesini önlesinler. Bu proje sadece Türkiye'nin AK Parti'nin ya da Müslümanların başının belası değil. Oliver North olayı gibi 25 yılda 100 milyar dolara mal olan 140 ülkeye yayılan ve gelecekte Amerika'nın başını ciddi bir şekilde ağrıtabilir. İç politikada ve uluslararası ilişkilerde sorunlara sebep olabilir. Bu olay yeni bir İran Gate'e dönüşebilir. Adı İslam Gate mi olur? Türk Gate mi bilmem. O zaman Gülen'i ortadan kaybetmek isteyebilirler. Öldü, öldürüldü ya da ülkeden ayrıldı. Nereye gitti bilmiyoruz. Hatta ne zaman ayrıldı? Hava yoluyla mı, kara yoluyla mı, deniz yoluyla mı ayrıldı bilmiyoruz diyebilirler. Bu konunun kongrede gündeme gelmesi uzak ve ihtimal değil. Vatikan bu işe müdahil olabilir. Olay yeni bir P2 vakasına, Lisiocelli vakasına dönüşebilir. Bakın bu Arap Baharı, Bob, hepsi bu ılımlı İslam projesiyle ilgili. Amerika'nın desteklediği demokrasi ve İslam projesi üzerinden bölgedeki 22 ülkenin iktidar, rejim ve diğer sınırları yeniden çizilecekti. Paralel yapının okulları bu projenin bir parçası gibi bir şeydi. Bu okullar aslında bu yeni paralel din ve yaşam tarzının misyoner okulları gibi bir rol üstlenecekti. Bu projenin yeni kadroları bu seralarda yetiştirilecekti. Harput'taki Amerikan Koleji'nin yeni versiyonuydu bu okullar aslında. Yeni barış gücüydü bunlar. Board Neşriyat Dairesi'nin yeni yerel bir versiyonu, Readers Digest, Christian Science Monitor, Scientologistler, paralel medyanın modeli olacaktı. Olmadı işte. Ya da böyle oldu bu kadar oldu. Başlangıçta her şey çok iyiydi ama sonunda gelinen yer burası. Bana kalırsa bu işin bir gün buraya geleceği belliydi ve geldi. Evdeki hesaplar çarşıya uymadı ve bundan sonrası içinde de gelecek günler geçen günleri aratacak onlar için. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.